televizyonda gördüğünden daha da itici. <laughs> ne yani Ayşe? <laughs> Pardon, Televizyondan gördüğünden daha iticiymiş Ayşe. Ayşe oyun Tabii. kazandı. Tabii. Sevindi. Sen taklidini yaptın galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kim yaptı? Ben yani anladım gibi. ben de bana diyorsun. <laughs> ha, şimdi siz sanki Nisa'yı eleştirecekmişsiniz gibi hissettim o yüzden öyle söyledim. E, yani e, şu şunu yani Bu görüntülerde ma mantıklı düşünürsen yolda Bu... 10 kişiyi çevirsen onu da Aynen öyle. eleştirir ama tabii ben eleştirdim üstünde Nisa'yı niye eleştirdi filan diyecekler de ben Yo, ben yani de aynı ben de ben, aynısı, ben de, de eleştirdim. ben şimdi söyleyeyim abi dur. Şimdi burada Ayşe seviniyor ve Ayşe'nin taklidini yapıyorsun ve Ayşe'nin taklidini yaptığın zaman da mesela hani taklit bazen taklitler sempatik de olabilir. Hmm. Hani böyle birisinin taklidini yaparsın. Ben burada taklidi hiç beğenmedim mesela. Yani bana hiç böyle ay ne güzel taklit yaptı filan demedim. Hiç güzel gelmedi bana. Bunu öncelikle bir söyleyeyim. Hiç gereksiz bir taklit. Yani sen şimdi rakibin kazanmış. Ne oldu da yani kızın taklidini yapıyorsun orada? Ne oldu da? Sonra televizyonda gördüğünden daha itici diyorsun bir anda. Hani kadın sanki çok kötü bir şey yapmış. Çok itici bir hareket yapmış. Her zamanki Ayşe'nin sevinmesi bu. Hani Ayşe her zamanki Ayşe'den farklı bir sevinç mi yaptı burada? No. Hayır. Ne yaptı mesela? Takla mı attı Ayşe? Hayır. Bağırdı, çağırdı mı? Veya oraya döndü bir şeyler mi yaptı böyle kendini yerden yere falan her zamanki Ayşe'nin taklidi. Televizyonda gördüğünden daha itici falan değil bana göre Ayşe. Ayşe gayet düzgün, yarışan, başarılı bir yarışmacı. Ben burada taklidi çok gereksiz buluyorum. Ayşe'yi de televizyondan göründüğünden daha itici bulmuyorum. Daha yanaşıcı buluyorum. Hiç itici değil yanaşıcı. Evet Hazar'ı. Ee, ben Nisa'yı hiç yakıştıramadım gerçekten. Bir kere çok çocukça hareketler, çocukça cümleler yani Hani taklit Ayşe'nin sevincinde gerçekten hiçbir sıkıntı yoktu. Ee, ama Nisa'nın bunu Ayşe'ye yapması beni açıkçası şaşırttı. Ama şaşırmadım e, cümlesi ve çok yanlış olduğunu düşündüm Ayşe televizyonda gördüğümden daha da itici dedi. Demek ki Nisa Ayşe'nin televizyonda izlerken itici olduğunu düşünüyormuş ve tabii ki bu bir ön yargıdır. Ee, Ayşe'nin Nisa'nın kafasındaki izlenimidir. Dolayısıyla Ayşe adaya geldiğinde ben Nisa'nın Ayşe'ye karşı çok sıcak olduğunu zaten içimden yani sezgilerim bu şekilde değildi. Ve onların arkadaşlıklarında da bu yüzden gerçekçi bulmadığımı burada söylemiştim. O adalar karışırken ki yaşananlar hani ne zaman bu kadar yakın arkadaş oldular konusu. Aslında Nisan bugün bunu açıkça söylemiş oldu. Arkamdan salladığından beri bitti benim için dedi. Bence zaten Nisa Ayşe'nin ona söylediklerini takım karşısında sorguladığında Ayşe'yi de yanına alıp bütün takımı da karşısına alıp o zaman yağmurlar varken hani ada görüntülerini izlemiştik. Ayşe böyle böyle diyormuş. Benim siz bana böyle dediniz diye. Yani takımla Ayşe yüzleştirdiğinde zaten onların arasındaki yakınlığın e, gerçekçiliği bana geçmemişti. Ve Nisa da bugün diyor ki samimiyetsiz arkadaşlıklardan e, nefret ediyorum. Dolayısıyla ben Nisa'nın Ayşe'nin samimiyetine inanmadığını zaten hissediyordum. Bugün bu kanıtlanmış oldu benim için. Fakat yaptığı hareketler son derece yanlış ve çocukçaydı. Evet. Yani eklenecek bir yorum olduğunu düşünmüyorum. Nisa'nın yaptığı yanlış. Yani gerek de yok. Bunlar kime artı kime eksi yazar diye sorarsanız bence Nisa'ya eksi yazar, Ayşe'ye de artı yazar. Ayşe durup dururken bence pozitif anlamda bir puan alıyor gibi geliyor bana. Çünkü sevincinde herhangi bir şey yok. Gayet sıradan, her zaman yaptığı gibi bir sevinç yapıyor. Kaybetmenin verdiği bir şey olabilir yarışmacılarda ama yani bu demek değil ki sen onun git taklidini yap veya onun sevinç taklidini yap, onunla dalga geç. Ondan sonra bench'e döndükten sonra onun yarıştığı seneye atıfta bulun. Onunla ilgili gözlemlerini negatif anlamda bize aktar. Yani bunlar e, çocukça kelimesi çok doğru. Yani Nisa bu hafta birkaç tane daha böyle hatalar yaptı. Buna benzer değil ama böyle başka şeyler de yaptı. Ondan sonra yani Nisa'nın yapması gereken şey son düzlükte performans. Bunlar değil. Yani buralarda oynamaması lazım Nisan'ın. Nisan'ın yapması gereken performans. Bugün mesela 4-3 yaptı. Biz Nisan'ın sadece 4-3'ünü konuşabilirdik. Ama kalktık şimdi. Bu hareketini konuşuyoruz. Ne gerek var diyorum. <laughs>